Gaziantep şehir turumuza dünyanın en büyük mozaik müzesi Zeugma'dan başlıyoruz. Evrende iki tane yol var demişlerdir. Gökyüzünde olan Samanyolu, yeryüzünde olan İpek Yolu. Zeugma Müzesi de bizi İpek Yolu'yla karşılıyor. Arkadaşlar bugün Gaziantep'teyiz. Gastronominin ve kültürün şehri Gaziantep. Gaziantep'teki ilk duraklarımızdan bir tanesi de Udma Peynir Müzesi. Udma Peynir Müzesi'ni sizlere tanıtacağız. Şimdi hep beraber gezelim. Bizde Haylan kabağı denen özel bir kabak vardı bu bölgeye ait, Mezopotamya'ya ait. Biz bunun dolmasını yaparız, doğru. Çok sert bir kabak, çok iyi kazılması lazım. Bir de şimdi burada inovasyonla beraber Haylan kabağı ekmeğimiz var. Onun da bir tadına bakarsın. Burada özellikle İsaniye'nin zeytini, İsaniye'nin biberi çok önemli. Bu İsaniye biberinden yapılan çemenimiz. İçerisinde yumurta yapılan bir çemen. Şimdi kahi biliyorsunuz susam yağından yapılıyor. Susamdan yapılıyor. Bu bölgenin en önemli yiyeceklerinden bir tanesi de susam. Biz küncü diyoruz. Şimdi Amerikan Bilim Kurulu'ndan çıkan iki önemli rapor var. Hem susam yağı, yani kahi, hem de fıstık, işte folik asitler beyni besliyor ve Alzheimer'ı. Günümüzün vebası biliyorsunuz Alzheimer. Çok fazla sayıda biz Alzheimer merkezi açtırıyoruz. Fıstık abi, bir avuç günde ağaç altı dediğimiz fıstıktan tüketmemiz gerekiyor. Tamamen beyni besliyor. Şeyin başı o görsel idrak. Görünce bütün soruların cevabı aslında gördüğünde oluyor. Şehir neyi konuşuyor? Şehir kültür sanat müze konuşuyor. Yeni müzelerini anlatıyor. Antik kentlerini anlatıyor. Bu toplumsal refahı anlatıyor.
sosyal adalette, sosyal politikalar anlatıyor. Bunlar Guterres'in bize söylediği. Diğerleri dedi başkanım ecek acak diyor. Siz bitmiş iş söylüyorsunuz. Burdağan'a biz daha önce gitmek kısmeti olmuştu. Depremden sonra da gittik, depremde de gittik. Bu şehir şimdi taşınıyor ya merkezden yukarı bölgeye. Bu mevcuttaki Islahiye ve Nurdağan'ın mevcut merkezi depremden etkilenen bölgesi için tasarlanan bir şey var mı? Yoksa orası böyle atıldan aslında mı bırakılacak? Aslında ova. Orası ova olarak şehrin ovası olması lazım. Fakat orada yaklaşık %30 kalıcı konutlar devam edecek gözüküyor. O yüzden ben arkadaşlara işte bu da bir fırsat. Yeşil şehir konusunda bir imar planlaması yapalım dedim. İşte nasıl yapacağız, o merkezi nasıl kullanacağız, orayı nasıl eskiyle yeniyi birbirine bağlayacağız. Bu ciddi bir imar planlaması isteyen, bir uzmanlık isteyen bir alan. Biz arkadaşlara söyledik, şu an onu çalışıyoruz. Gaziantep'e geldik. Gaziantep evet. Çok gelişmiş. Güneydoğu'nun en güzel şehirlerinden evet. Bir tanesi. Siz kentteki çalışmalar hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Neler yapıyorsunuz? Ve Gaziantep'teki önümüzdeki dönem içinde adaylık durumunuz var mı? Ve ne hedefleriniz var? Proje çalışmalarınız oluyor mu? Bunlardan başlamak istedim. Şimdi tabii eğitim şehri Gaziantep dedik. Beşeri sermaye çocuklarımızın eğitim hayatındaki kısa teşekkürü için. Bir taraftan hükümetimiz, bir taraftan biz yerel belediyeler olarak çok büyük destekler veriyoruz. Başarıyı teşvik ediyoruz. Çocuklarımıza çok ciddi bir şekilde başarmaları için eğitim desteği veriyoruz. Kırtasiye desteğinden mali desteğe kadar. Mesela bu yıl 12. sınıfların hepsine eğitim desteği, mali destek veriyoruz. Özellikle deprem bölgesindeki çocukların enkazda kalan bilgisayarları, kitapları var. Onların bu desteğe daha çok ihtiyacı var. Destekleri ikincisi bilim şehri dedik. 4 üniversite var. 600 bin öğrenci var. Teknofest Anadolu'ya açılınca önce Gaziantep'e geldi. Buradan çıkan çalışmalar sürdürülebilir kılıyoruz. Bu yıl Teknofest'te irtifada, yüksek irtifada Türkiye birincisi olduk. Bilim merkezimizi açtık. Bilim merkezimizde teknokentler, teknogarajlar kurduk. Melek yatırımcıları getiriyoruz. Şehri bilim şehri Gaziantep diye yapıp beyin göçünü önlemeye çalışıyoruz. Spor şehri Gaziantep. Çocuklarımız sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Anlayışıyla yüzme bilmeye kalmasın diye havuzlar yaptık. Spor, açık kapalı spor alanlarını yaptık. Kulüpler kurduk. Çocuklarımıza yetenek taramaları yaptık. Hangi spor dalına yetenekliyse orada onları kümeleştirdik. Böyle bir çalışmamız var. Ayrıca kültür sanat depremden çıkınca kültür ve sanatla iyileşeceğiz dedik. Kültür yolunu Gaziantep Festivali ile birleştirdik. 1 milyon 200 bin ziyaretçimiz oldu. Hem kültürde hem sanatta hem bu alandaki bütün Türkiye'de yapılan çalışmaları buraya getirdik. Ve pozitif gündem oluşturduk. Dün de Horus isteyen dünyanın en önemli 300 CEO'sunun olduğu bir ağı Gaziantep'te topladık. Mehmet Şimşek Bakan ve Ömer Bolat Bakanımız açılış konuşmasını yaptılar. Mehmet Şimşek Bakan Türkiye'nin yeni ekonomi politikasını anlattı. Güçlü ve zayıf taraflarımız hangi alanda ne yapmaya çalışıyoruz, yüksek enflasyonla nasıl baş edeceğiz, neden yabancı yatırımcı buraya gelsin, bunların hepsinin cevabını Şimşek Bakan'ın sunumlarında gördük. Ve önümüzdeki süreç bizim Kasım ayının sonunda adaylıklarımız netleşecek. Burada tabii genel merkezimiz anketler yapıyor. Bizim ikinci dönemimiz. Eğer bu anketlerde halkla olan güven bağımız devam ediyorsa, halkın bize yaptığımız çalışmalardan memnunsa memnuniyet anketlerimiz yüksek çıkıyor. Böyle olunca da bizim üçüncü dönem ustalık, ustabaşılık dönemimizde başlamış olacak. Rabbim altından kalkma gücü versin. Başkanım şimdi Gaziantep 11 ile birlikte çok ağır bir deprem atlattı. Merkez biraz daha ayakta kaldı. Sizlerin iyi yapılanma planlarıyla da tabii bu ilintili. Ama Nurdağ biraz da pay hattını, Hatay'a daha yakın olması, pay hattının üzerinde bulunması itibariyle Nurdağ ve Islahiye çok ciddi hasar gördü. Neredeyse kentte ayakta bina kalmadı. Şimdi Nurdağ'ın kayaları üzerine taşındığını görüyoruz. Yine aynı şekilde İslahiye'de de öyle. Resmen Toki Dağı oyup orada bir çalışma yapmış ama bu çalışma tabii sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile sınırlı değil. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de burada altyapı olsun birçok alanda destek veriyor.
Sizin bu süreçle ilgili anlatmak istedikleriniz var mı? Yani hani bu bölgeye su tedariği olur ve bölgenin hızlı konutu olur. Altyapıyı çok hızlı getirdik. Deprem sonrası iyileştirme derge başkanlığını kurduk. Şu anda deprem ekonomisi için küçük esnafın dükkanlarını teslim ettik. Sanayi bölgeleri ilan ettik. Onların şu an planlaması yapılıyor. Ve inşallah bunlar yapıldığında özellikle genç işsizliğin azaldığı, kadınlarımızın kendi ev ekonomisine destek verdiği ve aile ekonomisinin güçlendiği yeni bir dönemi deprem sonrası iyileştirme, ekonomik iyileştirme döneminde hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Melih abi, Gaziantep'teyiz. Sen de burayı deneyimliyorsun bizle evet. Birlikte. Nasıl gidiyor abi? Nasıl buldun Gaziantep'i? Ben hocam ne zaman Gaziantep'e gelsem kendimi bir defa çok iyi hissediyorum. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bazı yerlerin, bazı şehirlerin böyle aurası olduğunu düşünüyorum. Evet. Antep'te bu coğrafyada bir vaha bence. Evet. Düşünüyorum şimdi bölge, şehirler içerisinde de, yalnızca Türkiye içinde değil, bölgeyi de kastederek bunu söylüyorum. Yanı başımızda savaş var aşağı tarafta. Evet abi. Onları düşündüğün zaman Türkiye'nin değerini daha iyi anlıyorsun. Düzenin değerini daha iyi anlıyorsun, kardeşliğin, barışın. Antep'te her dönem böyle olmuştur ama bu dönem o yaratılan kontrast daha net hissettiriyor kendini. Tabii ki Antep deyince yemek bir de muhteşem. Aa, inanılmaz bir mutfağı var, gerçekten inanılmaz mutfağı var. Yani dünya üzerinde şehrin mutfağı olan çok nadir yerlerde. Ülkeler alınıyor, Fransız mutfağı şurada deniliyor ama Antep mutfağı diye bir ayrıntı, abi önemli bir ayrıntı. Zaten gastronomi, yani şöyle bir, ben buraya gelmeden sadece gastronomi şehri olarak düşünüyordum burayı. Ama baktığımız zaman işte kültür, turizm hepsiyle birlikte bir işte spor alanında atılım yapmaya çalışıyorlar. Ya bir de depremden yeni çıktı abi. Yani, hissedilmiyor ama farkındasın. Evet, yani kent o işi toparlamış ve çabuk aksiyon almışlar görünüyor. Yani ve onun dışında böyle kentin her yerinde böyle tarihi bir dokusu var ya. Yani Antep'i böyle daha doyasıya gezme fırsatımız olduğu için bu sefer onları da anladık. Yani ben de senin gibi farklı bir yere koyuyorum açıkçası. Bir önemli bunu. Ayrıntı daha benim dikkatimi çekiyor. 500 bin Suriyeli var. Evet abi. Yani çok büyük bir rakam. Bir şehrin nüfusu kadar. Eskişehir'in merkez nüfusu kadar ve ilginç olan hiçbir sorun yaşamıyorlar. Onu soruyorum yetkililere, nasıl açtınız bunu diye. Aslında ilginç bir formül öneriyorlar. Burada her aktör soruna bir şekilde çözüm için katıldı diyorlar ve burası o yüzden Suriyeliler için şöyle bir nokta ya da Türkiye'ye gelmek isteyenler için. Ya orada bir hayat var diyorlar. Buraya da boş oturmaya gelmiyorlar, üretime katkı sağlıyorlar ve hiçbir sıkıntının da yaşanmadığını anlatıyorlar. Şehri de gezdik seninle beraber. Ya çok sorduğum dikkat mesela, hiç böyle dikkat çeken bir durum da yok yani. Veya aykırı davranışları yok vesaire. Entegrasyonu müthiş sağlamışlar. Evet abi. Belediyecilik de çok başarılı bu arada, evet Fatma abi. Şahin. Ben arada Fatma Şahin'e sert eleştiriler de yöneltirim. Ama Fatma Hanım'ın bence hani bunları hiç sorun etmeden sorulara yine cevap vermesi aslında onun siyasetinin de bir göstergesi. Evet. Bence başarılı ya, bir yönetim var tabii. Burada. Fatma Hanım'la işte sabah kahvaltıda da buluştuk. Sizler evet. Daha yakın sohbet içerisinde de bulundunuz. Fatma Hanım yıllardır hani bakanlıktan olsun işte Gaziantep'te Büyükşehir'e 2014'ten beri görev yapıyor vesaire. Fatma Hanım böyle siyaseten eleştirseniz bile şehirde yani çok hakimiyet kurmuş İşe görünüyor. Bakıyoruz, ve aynen. İnsanlarla da mesela biz dün akşam biraz dolaşırken falan konuştuk. İnsanlar da genel olarak Fatma Şahin'i kendilerine çok yakın hissediyorlar. Dediğin gibi siyaset farkı yok. Ya işe bakılıyor işte. Sonuçta ortaya iyi bir iş çıkarsa, ki kenti de geziyoruz, görüyoruz. Gezdiğim pek çok kent arasında atılımı gerçekleştirmiş yerlerden. Ben sık sık geliyorum Antep'e. 2-3 yıl önce en son geldiğimde, pandemi döneminde geldiğimi hatırlıyorum. O dönemin üstüne yine koymuşlar. Evet, abi. Yani eleştirdiğimiz gibi takdir etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Gaziantep'i geziyoruz. Sen zaten buraları defalarca gezmiş bir insansın ama biz yeni deneyimliyoruz. Sen neler söylemek istersin bu kent hakkında? Ben defalarca geldim. Yani kaç defa geldiğimi ben de şey yaptım. Şimdi başka bir şeyden bahsedeyim Gaziantep'in bugünkü durumun ötesinde. Şimdi İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül İstanbul'a gitmeden önce Gaziantep valisiydi. Eğitim gönüllüsü bir validir. Buraya gelince ve 1923'e girerken kendisine program koydu. Cumhuriyet'in 100. yılında Gaziantep'te devletin kesesinden, kasasından 5 kuruş para çıkmadan Gaziantep'e 100 tane okul dedi.
Böyle bir söz verdi, bu kampanyayı açtı. Gaziantep Valiliğinden ayrılana kadar da epeyce bir okul yapıldı. Yüz tamamlandı mı, tamamlanmadı mı bilmiyorum. İstanbul'a gidince kendisine soracağım. Onu size söyleyeyim. İkincisi, bilgi. Eski Gaziantep'te, şimdi biz buraya Başbakan Turgut Özal'la beraber geldik. Kaleli Otel vardı, Kaleli Otel'de kaldık. Ben erken geldiğim için Kaleli Otel'in o köşe daireleri suittir. Orada bir suit dairede kaldık. Başbakan Turgut Özal onun üstündeki suit dairede kaldı. 2-3 tane böyle daire var. Daha sonra gelenler, bakanlar dahil olmak üzere kalacak yer yok. Bakan da milletvekiliydi, herkes ikişer üçer kişilik odalarda kaldılar. İşte bugün Gaziantep'e baktığınız zaman 5 yıldızlı otellerden her markadan geçirmiyor. Yine eski Türkiye, eski Gaziantep, onu size söyleyeyim. Gaziantep Havaalanı'ndaki uçak pistinin başlangıç noktasıyla bitiş noktası arasında yükseklik farkı vardır. O sebeple Gaziantep'e uçakların inmesi tehlikeliydi. Her uçak inemezdi, küçük uçak inecek. Sonra Gaziantep Havaalanı bir süre trafiğe kapatıldı ve oranın havaalanı yapıldı. Yine eski Gaziantep'te, şimdi Gaziantep Havaalanı'ndan çıkıyorsunuz, öyle bölünmüş yol falan yok. Buraya bir devlet büyüğü geldiği zaman, işte devlet büyüğünün arabası geliyor, önde medyanın arabası, medyadaki çocuklar da otobüsün falan üzerine çıkıyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Böyle bir seyahat sırasında yukarıdaki arkadaşlardan birinin kafası oradaki reklam tabelasından çarptı ve kafası koptu çocuğun. Gazeteci arkadaşımız. Talihsiz bir olay. Şimdi böyle bir Gaziantep'ti. O Gaziantep'ten bugün Avrupa Birliği'ne girmeye hak kazanmış, o gelişmişlikte, o modernlikteki, o gelir düzeyindeki bir Gaziantep'e geldik. Ortak akılla yönetilen bir şehir. Çok başarılı bir belediye başkanı var. Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından birisi. Sizin yanınızda kendisine söz söyledim. Evet. Belediyecilik particilik işi değildir, bir gönül işidir. Doğru. Parti rozetini kenara bırakacaksınız, üreteceksiniz. Vizyon sahibi, başarılı bir mühendis, belediye başkanı. Yani Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün bıraktığı miras büyüyerek devam ediyor. Bir kadın, başarılı bir mühendis kadın. Evet. Gaziantep'i yükseltiyor. Gaziantep denilince herkesin aklına gastronomi geliyor. Evet abi. Gastronomi tabii çok önemli bir faktör. Fakat bir turizm kenti, bir tarih tabii. kenti. Burası Kuzey Mezopotamya. Geriye baktığımız zaman, bu yeşilliğe baktığımız zaman uçsuz bucaksız bir Mezopotamya ovasındayız. Doğru. Yani ve biz Mezopotamya'yı Gaziantep sulamayı başardı. Yemyeşil. Ne tarafa bakarsanız bakın. Fıstık bahçesi. Öbür taraftan bakıyorsunuz, Türkiye'de kaç tane şehrimizde 6 tane organize sanayi bölgesi var? Yüz ölçümüne oranla çok büyük bir oran ya o zaman. 6 tane organize sanayi bölgesi ve şu anda 280 bin kişi bu organize sanayi bölgesinde çalışıyor. Türkiye'nin, dünyanın bu krizlerine rağmen. Krizleri fırsata çeviren bir şehir. Çok başarılı. Gaziantep'te Raiha ve Baharat Müzesi'ndeyiz. Yanımızda isminiz neydi? Esra Hanım var. Esra Hanım bize burada tuzun hikayesini anlattı. Ben çok etkilendim. Değerli izleyicilerimiz için de bir kere daha anlatmasını rica edeceğim. Bu tuzla ilgili anlattığınız şeylerden bahsetmenizi isteyeceğim bir kere. Tabii. Şu anda burada görmüş olduğunuz kaya tuzu. Tuz aslında bir baharat değil. Elementlerden, minerallerden meydana geliyor. Çünkü sodyum klorürden meydana geliyor. Bu yüzden tuz aslında bir baharat değil. Ve keşfedilmesi de tesadüfen oluyor. Koyun keçi gibi bazı hayvanların belirli taşları yalamaları üzerine ve öldükleri zaman da bazı su kaynaklarını kopmadıklarını fark ettikleri an insanlar tuzu keşfediyorlar. Tuz, tarihte kaçakçılığı yapılan ilk mallardan birisi olduğu gibi vergisi de alınan ilk mallardan birisi olduğu için Çin Seddi'nin yapımında gelir kaynağı sağlıyor. Yani tuz ve demirden alınan vergilerle aslında Çin Seddi yapılıyor. Ve bir ülkenin bağımsızlığını kazanmasında da yine tuz başrol oynuyor. Yani Gandhi'nin başlatmış olduğu bu tuz yürüyüşüyle aslında Hindistan'ın bağımsızlığını kazanması bu sayede hızlanıyor. Yeryüzünde insanoğluna verilen ilk maaş olduğu gibi tuz, insanoğlundan da alınan ilk vergilerden bir tanesi yine tuz vergisi. Yani bu
anlamda tarihe yön veren minerallerden bir tanesi diyebiliriz. Peki şimdi az önce muhteşem bir şerbet içtik. Hibiskustan yapılıyor dediniz. Onun da özü burada sanırım. Evet, evet. O hibiskustan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabii hemen. Hibiskus daha çok renk, aroma ve gıda malzemesi olarak kullanılıyor. Kırmızı, sarı ve turuncu renk elde etmede daha çok hibiskus kullanılıyor. Yani sentetik gıda boyalarına karşı aslında doğal bir gıda boyası olarak kullanılıyor. Bunun dışında ise biz hibiskusun gövdesine lif elde ediyoruz. Lif, elyaf, sicim, çuval, çul gibi malzemeler hibiskustan yapılıyor. Aynı zamanda zayıflama çayı olarak tüketiliyor. Obezite tedavisinde kullanılıyor. Peki Raiha Baharat Müzesi'ne geldiğimiz zaman Gaziantep'te burada neyi bulabiliyoruz? Burada her baharat çeşidi var mı? Yoksa böyle hani daha tarihsel bir süreçten mi bahsediyor burası? Anlatım sürecimiz şu şekilde oluyor. Girişte de bahsettiğim gibi 150'ye yakın bitki ve baharat sergiliyoruz. Biz burada daha çok etimolojik özelliklerinden bahsediyoruz. Botanik özelliklerinden, kullanım alanlarına değiniyoruz. Tarihçesi ve yolculuğun efsane ve mitlerine değiniyoruz. Yani yaklaşık 5 başlık altında biz baharatları inceliyoruz burada.